geldiğiniz zaman buna çıkmış. O da güzel kokusu var. Siz ikisi ben buna bayılıyorum. Kokusu ya. Ya hakikaten tam katranıymış ya. Tam işte bu. Değil mi? Her sırta şey yapsak. Evet, yeri burası. Şu an çıkmıyor ama. Şuna bak, şu şeyler var ya, bunlar kepçe kazdıkça katman katman çıkıyor burada. Bu şeyle bak. Şey, burada öyle yaptın mı onu? Burada mı? Ver sana. Öbürler gibi şey yapmamış. Buradan çıkmış demek. Buradan çıkmış ya. Başa başa çıkmış oradan. Burası Sivas'ın Suşehir ilçesi, Karacaören köyü sınırları içerisinde Katran Baba anıtı. Katran Baba kısaca bahsedeyim. Katran Baba Fatih Sultan Mehmet Han Otluk Savaşı'na giderken buradan geliyor. Buradan geçerken atları uyuz olduğu şey yapıyor, hastalanıyorlar. Ve burada Katran Baba katranla çıkararak atlarını tedavi ediyor. Buradan Fatih Sultan Mehmet Han'ı Otluk Beyliği'ne savaşa gönderiyor. Kendisi de burada ilim ve irfan yaymak için burada kalıyor. Buranın da yapılışı 2022 yılında iş adamımız tarafından bölgenin maneviyatının geleceğe aktarılması için yaptırılmış ve de gelecek nesiller unutmasın diye böyle bir çalışma, güzel bir çalışma yaptırmıştır. Kendisine de buradan iş adamımıza teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun diyoruz. Böyle bir anıtı kazandırdığı için. Katranlar görüyoruz. Bunlar bölgeden çıkartılan. Evet, bu bölgeden yine Katran Baba'nın kendi şeyle dönemin işte o dönemin atları tedavi etmek için çıkardığı katranlar işte böyle gördüğünüz gibi kendi anıtına da mezarına da bıraktık. Toprak değil, katranla size doldurdunuz herhalde. Evet, biz de toprak değil anıtını yaşatırmak için ve daha da belirgin olabilmek için böyle anıtının mezarının üstüne katranları yaptık. Cemalettin Olgun Bey'in de burada girişimleri çok oldu. Araştırmacı yazar, kendisi emekli polis komiserimiz. Onun da katkılarıyla, iş adamlarının desteğiyle Katran Baba'yı daha ileriki nesillere taşıyabilmek amacıyla böyle bir çalışma yapıldı.
Evet.